programda herkese merhaba. Biz bu hafta sizin için İstanbul'un her yerindeydik. Sokak sokak gezdik, vapura bindik ve bu sırada bir sürü yetenekli sokak sanatçısıyla tanıştık. Gelin hep beraber izleyelim. Aslında ben vapurda müziği biraz da şu yüzden seviyorum. Yani müzik ya da diğer sanat dalları şu anki sistemde belli kişiler tarafından üretilip daha sonra belli bir prodüksiyon aşamasından gelip öyle tüketiciye sunulan bir şey. Fakat biz vapurdayken üreticiden tüketiciye direkt, yani fırından çıktığı gibi dumanın üstündeyken sunuyoruz. Belki de saçmalar, eskisine beklemesen, düştükçe yediler kendini insan, inanınca bulur. Tam bir tatmin hissedebiliyorum yaptığım işe karşı. Çünkü müzik ya da diğer sanat dalları herkes tarafından paylaşılmak içindir. Sadece belli bir zümreye hitap etmemelidir. Sistem ne kadar bunu bize tersine dayatsa da aslında burada güzel bir tatmin yakalayabiliyorum ben o anlamda. Bağır çağır saçmala keyfine bak. İnatçı olmamasın yoksa aşk dediğin filmin sonuna kadar önce bir kendine bak. Ya ben vapur müziği ya da sokak müziği diye ayırmıyorum. Kendim, kendi isteğimle, kendi irademle, kendi istediğim parçaları çalabileceğim ve tabii ki de geçinebileceğim kadar da kazanabileceğim her yerde müzik yaparım. Vapur da bu konuda bize çok güzel imkanlar sağlıyor. Biz mesela çeyrek geçe buradan biniyoruz. 45'te Beşiktaş'ta oluyoruz yani. Asya'dan çeyrekte çıktığımız zaman yarım saat sonra Avrupa'da, bir yarım saat sonra tekrar Asya'dayız. Kıtalar yani, arası müzik yapıyoruz. Evet, saat başı kıta değiştiriyoruz ve boğazın üstünde oluyoruz. Dünyada var mı acaba başka böyle bir oluşum? Hiçbir fikrim yok. Bence yok. Eskitme bekleme sen, düştükçe yediler kendini. Ve şimdi Kadıköy'deyiz. Oyuncu ve aynı zamanda pantomim sanatçısı olan Serhat Gereç'le küçük bir röportaj yaptık. Gelin hep beraber izleyelim. Halkın içinde olmak güzel bir duygu. Yani bir özgüven, bir cesaret, bu oyunculuk adına da bir katkı sağlıyor pantomim. O şekilde başlamış oldum ben. Beyaz bir adam olduğum için ve orada durduğum için dolayısıyla insanların ilgisini çekiyor. Özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Çocuklar da o yaş grubunda dediğiniz gibi çok hayal gücünü kullandığı için belki kafasında beni bir korsan olarak görüyor. Belki başka bir şey olarak görüyor. Merak ediyorlar, bakıyorlar. Son zamanlar pek iyi hissetmiyorum ama iyi hissetmek zorunda olduğumu biliyorum yani. Çünkü bazen çok değişik tepkiler alıyorum. O biraz benim moralimi falan bozuyor ama yani yapacak bir şey yok. Şöyle düşünüyorum yani, insanlar izliyor ve ne aldıysa o ona, yani ona kalıyor yani. Hani belli bir amacım yok yaparken. Yani aslında biraz hayal gücüne bırakıyorsun. Yani insanlar ne algılıyorsa, nasıl düşünüyorsa o mesajı onlar öyle alıyor. Şişhane, Karaköy ve Galata'nın duvarlarını süsleyen biri var. Ve Türkiye'de bunu aktif olarak yapan tek kadın sanatçı o. Yani Gamze Yalçın. Biz de Gamze Yalçın'ı böyle tanıdık ve onu daha yakından incelemek için atölyesine gittik. Siz de bizim gibi onu tanımak isterseniz gelin hep beraber izleyelim.
ve sokaklarda çalışmalarım var. Bunun yanında birçok kafede, işte restoranda, evlerde, bazen çocuk odalarında ya da bir fabrikanın içinde de görmeniz mümkün. Mekanda şey olarak çok farklı alanlara çalışma yapıyor olmam da bana her zaman yeni bir enerji ve şey motivasyon sağlıyor oluyor. Just walking on down the road. Oh Lord, do you know I'm all alone. Yani kafeler, restoranlar, iç mekanlarda oldukça artık dışarıya taşırmam gerekiyordu. Dışarıya taşımak da aslında sosyal olarak İstanbul gibi şehirlerde sokakta söyleyeceğiniz çok söz oluyor. Bu bazen hani sadece bir söz ya da bir hani bir şey de olsa, portre çalışması da olsa bir dışa vurum, bir duruş oluyor. Bu anlamda da benim için en önemli konuşma dili oluyor. Oh, it doesn't mean a thing. Just helps me to carry on. Well, I could care. Her de Ekrem sokakta çalışmalar yaparken bize o cumbalı evlerden sepetle meyve indiriyor insanlar. Gece 12'de yardım etmeye çalışıyorlar. Bu anlamda bana çok etkileyici geliyor. İstanbul sokaklarını her seferinde tekrar tekrar keşfediyor oluyorum. Bunu Avrupa'da yapmanız çok zor. My hands are shaking. İstanbul gibi gri, çok fazla bina, beton olan şehirlerde zaten boyanmadı ve tamamen kendimizi en doğru ve 24 saat ifade edebileceğimiz bir alan oluyor. Suudi Arabistan doğumluyum. Adım İbrahim, soyadım Kurtulur. Neden Neonatik derseniz, evet, sokakta bir isminiz olması lazım. Yani hızlı ve akılda kalıcı olması için kendinize güzel bir nickname veyahut da mahlas nasıl diyorsanız. Abim yine bir video kaset getirmişti, Beat Street'ti. Onu izledikten sonra oradaki karakterin duvarlara, trenlere yapmış olduğu graffitiler benim ilgimi çekti. Ben de neden sadece kağıda veyahut da bir şey çiziyorum ki dedim ve duvarları çizmeye başladım. Karaköy'ü seçtik ilk zamanlar grup arkadaşlarımla. Orası sessiz ve sakindi, kimse girmiyordu. Biz grafiti yapmaya başladıkça renklendi sokak ve insanların ilgisini çekmeye başladı. Önünde fotoğraf çekilmeye başladılar. Kızgın Panda'nın aslında panda sevimli bir karakter olduğu için kızgın olması biraz dikkat çekti. Kızgın olmasının sebebi sürekli, ben grafiti yaptıkça sürekli siliniyor belediye tarafından veyahut da atıyorum X bir şey tarafından ve bir de nesli tükendiği için olabilir. Şehirde sanatta yine top dolu bir haftayı geride bıraktık ama haftaya yine yepyeni konuklarla beraber olacağız. Siz bu arada bizi YouTube kanalımızdan ve diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.